Efendim, vaka sayısında rekor kırıldı. Yeni vaka sayısı 82.180. Peki soracağız, nedeni hızlı yayılan omikronlu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener yayın konuğumuz. Alper Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hepimizin tabii bir koronavirüs telaşı var ve bu bitmiyor. 2022'ye yeni bir yıla girdik. Ne olacağı belli değil. Bir yandan omikronun aslında koronavirüsü azaltacağı, daha doğrusu bitireceği etkisinden konuşuyor. Bir yandan yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Ama gerçek şu ki vaka artışı ciddi bir noktada. Nedeni ne diye bir sorayım size. Vaka artışının temel sebebi tabii ki aşılama oranının çok yüksek olmaması, özellikle üçüncü dozun yüksek olmaması, istenilen rakamlarda olmaması ve tabii ki her ne kadar bizde zorunlu olsa dahi maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlerin denetimden variste tutulması, yani çok sıkı denetlenmemesinden kaynaklanıyor. Bir kere enfeksiyon zincirini kıramadığımız sürece bu varyant tipleri, alt varyant tipleri, yeni varyant tipleriyle ilgili konuşmalar bitecek gibi görünmüyor. Artık sadece ve sadece virüsün insafına kaldık gibi görünüyor teknik olarak baktığımızda. Acaba işte iyi bir varyant çıkar da bu BA2 ya da BA1 bir varyant, acaba beklenen varyant mı olur? Ki acaba bir şekilde mevsimsel korona virüse döner mi diye bir beklenti var. Bu hepimizin dört gözle beklediği, umut ettiği bir beklenti, ama burada bunu beklerken bir taraftan kendi üstümüze düşeni de yapmamız lazım. Hem toplumsal hem bireysel olarak bizim üstümüze düşen ne? Maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemleri taviz vermemek. Çünkü enfeksiyon zincirini kıracak olan bu. Aşı enfeksiyon zincirini kırmada yeterli değil, yetkin değil, etkin değil. Bireysel korunmada etkin. Bireysel korunma anlamında baktığımız zaman ise kişilerin aşıdan vazgeçmemesi gerekiyor. Aşıdan vazgeçen bir popülasyon ve üçüncü doz aşısını yaptırmayan bir popülasyonda virüsün dışarıda dağılmasına, saçılmasına el veriyor diyebiliriz bir nevi baktığımızda. Peki hocam, az önce de söylediniz. Omikron'un varyantları, alt varyanttan söz ediliyor. BA2 şeklinde. Sizin de bu yönde açıklamanız var. Nedir bu BA2 alt varyantı? Siz niye endişelisiniz bu konuda? Yani neden endişeliyiz? Bu alt varyantlar çıktıkça özellikle başak protein dediğimiz spike proteinine yakın bölgeler ya da spike proteini içinde tutan bölgelerde değişimler meydana geliyor. BA2 de mesela öyle. Şimdi BA1 bir R436K mutasyon dediğimiz ek bir mutasyon daha tanımlandı. Başka bir varyant daha tanımlandı denilebilir. Bu çeşitlilik arttıkça aşının koruma yelpazesi daralıyor. Yani çünkü standart uygulanmış olan ya da geliştirilmiş olan aşılar nedir? Bu başak proteinine karşı antikor yanıtı oluşturuyor. Eğer virüs bu başak proteini değiştirirse oluşan antikor başak proteini bloke edemeyecek pozisyona gelebilir. Hali hazırda omikronun standart suşunda BA1'de, yani bildiğimiz omikron varyantında böyle bir etkinlikte azalma yokken ortaya çıkan yeni varyantlarda acaba böyle bir etkinlik azalması olabilir mi diye bir kaygı var. Çünkü neden? Çünkü aşılanmış olan popülasyonda artı enfeksiyonu atlatmış olan popülasyonda bu BA2 alt varyantları görülüyor. Örnek sizin şu anda haberinizde yer alan onun Danimarka mesela BA2 varyantını 15 gün içerisinde baskın hale geldi. Normal omikron standart varyantı sağdan sildi süpürdü ve hala hazırda orada çalışılan örneklemlerde alınan varyant analizlerinde neredeyse tamamına yakını BA2 çıkıyor. Sırayla İngiltere'de %25, %30'larda olmaya başladı. Japonya, Uzak Doğu'da çalışılan varyantların neredeyse tamamı BA2 varyantı. Birleşik Devletler'de de yarı yarıya değişim var. Standart omikrondan bu tarafa doğru kayma. Evet. Bunun ne tehlikesi var ya da tehlike anlamında demeyeyim de bizim işimizi ne zorlaştıracak? Mevcut aşılarda güncelleme gelebilir mi? Soru işareti geliyor. Yani onun yanıtını vermek lazım. Çünkü hastalığın ağırlaşması, hastaneye yoğun bakıma yatışı provoke etmesi gibi tablolarda bir değişim yok. Danimarka örneği önümüzde. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman farklı rakamlar çıkabilir. Çünkü Danimarka çok kompakt bir ülke. Nüfus sayısı az, aşılama oranı çok çok yüksek. Sizin de haberinizde verdiğiniz gibi diğer ülkelerdeki seyri biraz daha tedirgin edici olabilir. Çünkü biz her ne kadar omikron varyantı ölüme daha az sebep oluyor desek dahi total rakama baktığınız zaman ölüm sayısı daha yüksek olacak. Evet. Hem de hastane yatış sayısı da daha yüksek olacak. Hocam, aslında şu Danimarka konusuna bir geleceğiz. Çünkü Danimarka bir yandan da azaltıyor önlemleri, ama şunu sormak isterim. Biz ne gördük? İşte alfa, beta, delta ve şimdi omikron.
Ama şimdi siz omikronun bir alt varyantından bahsediyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Biz daha omikron dalgasını geçirmedik ki tam anlamıyla. Şimdi BA2 mesela gelecek Türkiye'ye. Omikronu tamamen silip bundan mı bahsedeceğiz? Yoksa omikronun alt varyantı olarak mı bahsedeceğiz? Omikronun üstüne mi çıkacak bu varyant? Şimdi bu alt varyantlar kavramı aslında sahada analizlerle gündeme geldi. Bu gündeme gelmesinin temel sebebi de en büyük korku işte aşıdan kaçabilen bir varyant olabilir mi olamaz mı diye bir gözlemsel oluyor. Çünkü bu gözlemlerle ortaya çıktı. Omikron da gündemimizde yoktu bundan 3 ay önce. Bu gözlemlerle tespit edilen varyantların popüler hale gelmesi hem bir taraftan iyi teknik olarak konuştuğumuzda bir taraftan da kötü. Neden kötü? Bir algı oluşuyor. Acaba olduğumuz aşılar ya da yapacağımız aşılarla ilgili bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşanır mı ya da boşu boşuna aşı oluyoruz diye bir kaygı oluşuyor. Bir kere bunu ortadan kaldırmak lazım. Çünkü neden? Bu bir fasit daire değil. Yani enfeksiyonu ya da salgının yaygınlaşması önlemenin tek yolu aşı. Elimizdeki mevcut aşılar hala hazırda bildiğimiz kadarıyla omikrona karşı yeterli bağışıklık sağlıyor. O yüzden bu alt tip varyantları çok konuşalım ama gündemde de korku ve tedirginlik yaratacak bir ifade yok şu anda. Çünkü neden? İşte dediğimiz gibi Danimarka'daki baskın görülmesine rağmen Danimarka önlemleri kaldırdı. Çünkü neden? Aşılama oranlarına güveniyor. Toplumdaki bireysel korunmadaki entelektüel seviyeye güveniyor. Bizim bu konuda biraz daha altını çizmemiz lazım. Çünkü neden? Bundan sonraki süreçte artık toplumsal regülasyonlar ve kuralların her halükarda toplu halde yapılmasında hep defekler olacak, eksikler olacak. Bireysel korunmaların ön planda gündemde tutulması gerekiyor. Hem evet. Bu varyantlar için hem de gelecek varyantlar için. Hocam madem Danimarka'dan açtınız konuyu. Şimdi bir yandan da tam Danimarka azaltıyor önlemleri. Amerika omikron kaynaklı can kaybının delta nedenli ölümleri geçtiğini söylüyor. Kafa karıştırıcı değil mi? Aslında kafa karıştırıcı değil. Ben satır arasını söyleyeyim ben size. Şimdi şu tespit edildi artık. Omikron varyantı tabii ki hastaneye yatışı, yoğun bakıma yatışı az oluyor. Ama hastaların daha sonra iyileştikten sonraki takip eden bir ay içerisinde hastaneye yeniden yatış ve ölüm oranları yüksek. Diğer varyantlara göre. Bu daha ilginç ve daha çok beklenmeyen süreçlerden bir tanesi. Yani başlangıçta hafif geçirebiliyorsunuz aşılamaya rağmen ama daha sonraki süreçte karşı karşıya kaldığınız iyileşme nekaat dönemi içerisinde başka hastalıklardan ya da başka sebeplerden dolayı hastaneye yatış ve ölüm oranlarınız delta plus'ın çok çok üstünde. Amerika'nın demek istediği bu. Amerika'daki çalışmalar bunu gösterdi. Avrupa'nın dediği, Avrupa literatürünün söylediği ise biz hastaneye yatış oranlarının tıkanma yaşamadığımız için biz bu önlemleri kaldırabiliriz diye bir argüman var. Ben bunu çok doğru bulmuyorum, çok akılcı da bulmuyorum dürüst olmak gerekirse. Çünkü bunun benzerini Avrupa Delta Plus öncesinde yaptı ve aynı şekilde yeniden tekrar koymak zorunda kaldı. Evet. Ya peki şimdi aşıdan da kaçan varyantlardan bahsediyoruz. Nasıl olacak? Peki aşılamaya işaret ederken aşıdan kaçan varyantlara karşı aşı geliştirmek gerekiyor. Bu noktada biz neredeyiz Türkiye olarak? Yeni bir takım aşı çalışmaları da var. Hem buna da değinmiş oluruz bir yandan. Şöyle şimdi Türkiye'de fazı bitmiş ve sahada uygulanmış olan biliyorsunuz Turkovak var, inaktif aşı. Ama üretim panelinde diyebileceğimiz araştırması gelişmesi devam eden VLP dediğimiz virus-like protein aşıları yolda. Vektörel aşılarla ilgili çalışmalar var. Yani hala hazırda Türkiye açısından baktığımızda aşı çeşitliliğini arttıracak farklı aşı tipleri de gündemde. Onlar da yakın zamanda ya da bu yıl içerisinde zaman dilimini bilmiyorum çok iyi çalışma grupları içerisinde olmadığım için sadece duyumlar üzerine bilgi aktarabilirim. Yakın zamanda bu yıl içerisinde onların da faz çalışmalarıyla ilgili duyurular yapılacaktır. Bu konuda çaresiz değiliz. Yanlış bir mesaj olmaması gerekiyor burada. Aşı hala hazırda en iyi çare, en iyi seçenek. Bunun uygulanmasından dışında da hala hazırda elimizde sarılabileceğimiz, dört elle sarılabileceğimiz bir seçenek yok gibi görülüyor. Gelen varyantlar açısından baktığımız zaman ise maske, mesafe, el hijyeni hiçbir varyantın kendini saklaması ya da kaçma imkanı yok. Maske burada en önemli kritik savunma ekipmanımız bizim. Evet. Hocam şimdi yeni varyantlara karşı galiba aşı olmayan grup aslında riskte. Aşı olan gruplar için sizler uzmanlar en azından ağır geçirme bakımından bir risk olmadığını söylüyorsunuz. Yani bu yeni varyantlar aşı olmayanları hedefliyor, doğru mu? Doğru, çünkü neden? Şimdi siz hiçbir şeyle karşılaşmamışsınız ve ilk defa virüsle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu hasta grubunda ağır seyretmesi normal. Çünkü bağışıklık sistemi ne yapacağını bilemiyor. Yani virüsle ilk defa karşılaştığı için. Ama eğer aşılanmışsanız yani
antrenmanlıysanız bu virüse karşı bağışıklık sistemi ne yapacağını biliyor. Profesyonel bağışıklık hizmetini sunarak aşıyı inaktif hale getiriyor ve yaygınlaşmasını önlüyor. Bu gayet doğal bir şey. Şöyle düşünün siz. Antrenmanlı mı bir maça çıkmak istersiniz? Hiç antrenman yapmadan mı düz maça çıkmak istersiniz? Aşı hasta bir nevisin bağışıklık sisteminizi maça hazır hale getiriyor. Omikronla karşı karşıya kaldığınız zamanki süreç içerisinde. Sahada şunu görüyoruz. Hali hazırda omikronla enfekte olan hastaların aşısızlarsa daha ağır geçirdiğini ve yoğun bakıma hastaneye yatışlarının daha yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam, BA2'ye tekrar bir dönersek, Hindistan'da baskın varyant haline geldiği noktasında açıklamalar var. Peki oraya evet. baktığımız zaman hastaneye yatışlar, yoğun bakım oranları bize ne söylüyor? Mesela bu yeni varyantın, omikronun alt varyantının nasıl etkilediği, ne kadar etkilediğini söyleyebiliriz? Bu alt varyantta hala hazırda hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta bir tırmanış yok. Ağır seyreden enfeksiyon tablosu da yok. Ama burada tırnak içerisinde tekrar söylemek lazım. Danimarka çok tipik bir örnek. Nüfusun ciddi bir kesimi aşılı ve üçüncü doz aşıları var. Dolayısıyla burada yanıltıcı olmaması gerekiyor. Aşısız grupta omikron varyantı yine ağır seyrediyor, yine yoğun bakıma yatışa sebep oluyor. Hafif seyrettiği grup, toplumun ciddi bir kesimi aşılanmış olduğu grup. Hindistan'dan aşılama oranı daha düşük olduğu için, aşılama sayısı kümülatif olarak daha düşük olduğu için daha farklı rakamlar geliyor. Birleşik Devletler'den ve diğer ülkelerden farklı rakamlara bakmak lazım. Danimarka burada önlemleri kaldırma ve BA2 varyantının baskın olması anlamında çok iyi alınacak, çok iyi değerlendirilecek bir örnek değil. Evet hocam. Peki şöyle soralım, Türkiye'ye tekrar geri dönelim. Şu an sizler bilim kurulu üyesi olarak verilere hakimsiniz bir biçimde. Türkiye'de vaka sayısı kritik bir noktada ama hastaneler ne durumda bu vaka sayılarına karşılık? Yoğun bakımlar ne durumda mesela? Genel rakama hakim değilim ama ben kendi çalıştığım birimde, İzmir Katipşehir Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma ile ilgili söyleyebilirim. Çok uzun zaman sonra yeni servis açmak durumunda kaldık. Yani bayağı bir zaman sonra diyebiliriz. Bu yeni servis neden açılıyor? Hasta yığılması, hasta yoğunlaşması olduğu zaman yeni yer açmak gerekiyor. Ama bu planlamada İzmir özelinde bakacak olursanız, İzmir omikronda biliyorsunuz İstanbul'dan sonra en çok olgunun görüldüğü yerlerden bir tanesiydi. Bunun bir etkisi olmuş olabilir. Bizim hastanenin bir referans hastane olmasının etkisi olabilir. Kümülatif rakamlara bakmak lazım. Yani İzmir için ve Türkiye için kümülatif rakamlara bakmak lazım. O rakamlar bende değil, vakıf olmadığım için ancak kendi birimlerimle ilgili yorum yapabilirim. Yoğun bakımdaki hasta yoğunluğunda anormal bir artış yok ama yatan hasta, yatış indikasyonu konulan hasta grubunda yeni servis açılması önemli bir parametre. Çünkü standart uyguladığımız servislerde ihtiyaç doğduğu için ek servis açılıyor ve ek sağlık personeli istihdam ediliyor bu grup içerisinde. İzmir içerisinde diğer hastanelerde ek servis açma ihtiyacı olduğu ile ilgili benim elimde bir veri yok. Ben kendi hastanemle ilgili bildiğim konu bu. Evet. Peki hocam, gidişatı nasıl görüyorsunuz? Vaka sayılarında tırmanış devam eder mi? Bir süre daha devam edecektir bu. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu hep bu pik zamanlı bir doygunluk seviyesine ulaşması gerekiyor vaka sayısının. Ondan sonraki düşüş periyoduna girecek. Şubat ayı içerisinde ilk iki haftası içerisinde bu pik olgu sayısını görüp daha sonraki çözülme, yani azalma, benzer ülkelerde aynı rakamlar gördü. Biz de aşılama oranları aynı ülkeleri kastediyorum. Bizde de olasılıkla Şubat'ın 3. 4. haftasından sonra olgu sayılarında azalma görebiliriz ama tırnak açmak gerekir, bir parantez açmak gerekir. Bu BA2 varyantı da ikinci bir pike, ikinci bir farklı dinamiklere sebep olabilir sahada. Bunun da saha Türkiye'de şu anda görülmediğini biliyoruz ama eğer görülecek olursa bu konuştuğumuz şeylerin hepsini yeniden konuşmak zorunda kalacağız. Peki bu BA2 varyantının bir özelliğini gördünüz mü siz vaka bildiren ülkelerde, farklı bir özelliğini? Omikron'dan bir farkı yok. Omikron'un standart suçundan bir farkı yok ama şunu biliyoruz, daha hızlı çoğalıyor. Daha baskın varyant hale geldiği için daha hızlı bulaştığını biliyoruz verilere göre baktığımızda. Peki biz her varyant ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre sonra Türkiye'de de görüldüğünü gördük. O zaman yakın bir zamanda görülme olasılığı çok yüksek. Ben anlattığınızdan bunu algılıyorum. Peki şöyle de bir soru geliyor aklıma. BA2 acaba görülmedi mi yoksa tespit mi edilmedi? Yok, test ediliyor, öyle bir şey yok. Sahada çok yaygın yapıyoruz biz artık.
Türkiye'de en azından bakanlığın verilerine baktığımızda, duyurularına baktığımızda biliyoruz onu. Olsa zaten en erken hemen Sağlık Bakanımız ya da Sağlık Bakanlığı ilgili yetkilileri zaten bu konuda gerekli uyarıları yapıyorlar ve önlemleri alıyorlar. O verinin saklanmasıyla ilgili bence artık kafamızdaki soru işaretlerini ve argümanları bir kenara atmak gerekiyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın hemen hemen tamamında bu tip spekülasyonlar ve sanrılar var, öyle diyeyim ben artık. Çünkü bir kurumsal anlamda baktığınızda bu verinin paylaşımında zaten bir sakınca yok. Gizli bir veri değil ki, hastalığın kişisel verisi paylaşılmıyor. Rakamlar paylaşılıyor. Burada hiçbir sağlık yöneticisi, hiçbir kurumsal kimliği olan kuruluş ya da yetkili kimse bunlarla ilgili o rakamları ya da verileri saklamayacaktır ve saklamadı geçmişte de, yani önümüzdeki zaman diliminde de saklayacağını düşünmüyorum ben. Ama hep bu spekülasyonlar oluyor hepinizin bildiği gibi. Yani Amerika'da da oldu, Avrupa'nın pek çok ülkesinde de oldu. Hep bu spekülasyon tartışmalar var. Ancak verilerin geç yorumlanması ile ilgili tartışmalar olabilir. Yani yaygın etki, excess mortality dediğimiz yaygın mortalitenin yorumlanması ile ilgili tartışmalar bilimsel camiada devam edebilir ama kamuoyu önünde devam eden bu tip tartışmaları ben çok doğru bulmuyorum, dürüst olmak gerekirse. Aslında burada sayılarla, rakamlarla ilgili değildi tam olarak sorum. Varyant belki geldi bir şekilde ama gözden kaç. Çünkü şurada şöyle de bakabiliriz. Kendini mevsimsel hastalığa yakalanmış gibi görmeyip de hastaneye gitmeyen hastalar da var. Testten kaçan hastalar da var. Bu bakımdan aslında bu soruyu sormak isterim. Yoksa yani sayı konusunda değildi. Ben çocukları nasıl etkiliyor diye sormak istiyorum. Omikron varyantını sizin hastanenizde gördüğünüz vakalar size ne söylüyor? Çocuklarla ilgili bir deneyimim yok çünkü ben erişkin enfeksiyoncuyum, yani çocuk hasta görmüyorum 18 yaş altında. Genç erişkinlerle ilgili deneyim söyleyebilirim, 15-18 yaş arasında daha hafif seyrettiğini biliyoruz, görüyoruz yani. Evet, peki hocam bu yıl içerisinde bir, hatta böyle bahar yaza doğru bir şekilde koronavirüsün etkisini azaltacağı yönde açıklama yapanlar da var. Siz bu açıklamaları iyimser mi buluyorsunuz ya da nasıl yorumluyorsunuz? Bu iyimser açıklamaları ben de yaptım zaman zaman. Hala kafamda öyle bir umut var, öyle bir istek var. Umut ederim ki öyle olur ama bu tamamen umut etmekle, istek duymakla da olmuyor. İçinizde hissetmekle olmuyor. Hissi kalben vuku bulan bir şey değil bu. Sonuç olarak verilere bakmak lazım. Şu andaki verilerle ilgili olan süreçte hala hazırda yaza kadarki olan periyotta bizi bu konuda en çok umutlandıracak olan şey 3. doz aşılama oranımız ve aşısız popülasyonun olabildiğince erken azaltılması. Bu grup bizim için çok çok önemli, çok çok elzem. Reel olarak baktığımızda bu umutların yeşermesi için yani elimizdeki tek grup bu. Bunlara dört elle sarılmamız lazım. 3. dozu mutlaka ve mutlaka bir an önce olması gerekiyor eksik olan grubun. Hocam 4. doz da geldi bizde. Hala 3'te eksiklerimiz var ama 4. doz da tavsiye ediliyor bir yandan. Yani 3'ün olması yeterli olacak mı? 4. dozu özellikle gruba öneriyoruz. 4. doz standart olarak her gruba değil. Yani virüsle sık karşılaşma potansiyeli olan sağlık çalışanları gibi. Bir de 65 yaş üstü yandaş hastalığı olan ya da 65 yaş altı olup da organ nakli diyaliz hastası gibi özellikle hasta grubunda 4. doz kavramı var. Hem dünyanın genelinde, Türkiye'de de özellikle olarak önerilecek grup popülasyonumuz. Standart olarak normal hasta popülasyonuna 4. dozla ilgili tartışma hala devam ediyor. Orada netleşmiş bir regülasyon, düzenleme yok. Peki, çok teşekkür ederiz Alper Şener, verdiğiniz değerli bilgiler için. Görüşmek dileğiyle.